Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, genç ve dinamik bir muhtarımızla röportaj yapacağız. Malatya Akçadağ Darıca Mahallesi muhtarımız Ali Şükran Aslı Yüce kardeşimiz, birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan mahalleye dönüşen köye hangi hizmetleri yaptırıp, hangi hizmetlerin, acil hizmetlerin yapılması gerektiğini öncelikle muhtarımıza soruyoruz efendim. Mahallemiz 192-193 haneden oluşmakta. Nüfusu 500'ün üstündedir. Evet. Genelde yurt dışında, İstanbul'da ve Malatya merkezde kalmaktalar. Yaklaşık kışın nüfusu bayağı bir düşüyor yani. Kaça düşüyor muhtarım? 40 hane, 50 hane falan. 50 haneye düşüyor. İyi, fazla güzel yani, 40 hane çok iyi bir rakam. Merkezde öyle bir kalabalık oluyor. Diğer mezralarında ise biraz... Mezralarınız da var. Oralar sokak ismini aldı. Evet, İsimler ne onların efendim? Sokak ismi aldı. Zöhredamı Sokak, Allahutlar Sokak, işte Büyükköy Sokak, Ormankolu Sokak, Yukarı Darca Sokak olarak. Evet, bayağı büyükmüş. Evet, bayağı büyük evet. Merkez olarak. Evet muhtarım, parke taşı yapılmış, daha önce de yapılmış. Ancak işte bu Gazi Evi önünde bulunmuş olduğu yerde ne olmuş? Orası da parke taşı siz zamanınızda yapıldı değil mi efendim? Evet, parke taşı bizim zamanımızda yapıldı da bu köy konağının içindeki parke taşlarını önce yapalım. Yok, köylü imkanımızla. Köy kendi imkanlarıyla mı aldı parke taşları? Kendi imkanlarıyla, parasıyla evet. Toplandı. Birkaç aydır şöyle desteğiyle. Şöyle burada gösterelim sayın izleyiciler. Güzel yapıldı. Bir, işte görüyorsunuz zaten burası serin sayın izleyiciler. Burada cenazeler, mevlütler, düğünler ne yapılıyor? Yapılıyor. Orada Darıca Köyü, köy konağı, o muhtarlık binası sayın izleyiciler. Biz işte eğer muhtarlarımız bir şeyler yapmak istiyorsa köyüne veya mahallesine yapıyor. Doğru mu efendim? Evet. Yani işte bu sosyal imkanların her mahalleye dönüşen köylerde de biz yapılmasını istiyoruz. Altyapıda sorun var diye siz gelene kadar orada sohbet ettik vatandaşlarımızla. Altyapı çok eski olduğu için bir sıkıntılar var. Yani müracaat ettiniz mi maske efendim? Gerekli müracaatlarda bulunduk. İşte sıralama veya olduğu zaman tekrar buraya uğranacak. Size söylendi yani. Resmi dilekçe verdim. Resmi dilekçeler evet. Gayet. Resmi dilekçe büyük vermiş muhtarımız. Maskiye sesleniyoruz. Burası büyük bir yerleşim yeri. Artı Karavanmaraş, Elbistan, Karayolu ve Malatya, Sivas, Kayseri, Ankara, Karayolu kıyısında tam çaprazına, göbeğine kurulmuş. Harika bir yerleşim yeri. Havası da temiz arkadaşlar. İnsanları da çok iyi. İşte yaklaşık bir saattir muhtarımız ilçede işleri vardı. Biz de dedik hem vatandaşla sohbet edelim, buranın sorunlarını varsa sorunlarını dile getirelim. Vatandaşlarımız işte bir sokakların parke taşının tamamlanmasını istediler, onu da size söyleyeyim. Evet, evet. İki, altyapı kanalizasyonun sorunlu olduğunu belirttiler. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a da sesleniyoruz. Duyuyor, burası büyük bir yerleşim yeri, işte üç ilçenin de birleşme noktası olan evet. Bir yer. İnsanı da güzel, Malatya'nın bütün insanları güzel, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama burası da Malatya'nın aynası olması lazım. Aynen. Sivas'tan gelen burayı görüyor, Karamanmaraş, Elbistan'dan gelen görüyor arkadaşlar. Çocuk parkı da yapılmış, oradan Emran onu da alalım. Güzel bir, aslında buraya uygun bir yere yapılsa daha iyi olurdu. Dışarıya eksikleri var, onu da etrafı. Çevre düzenlemesi yapılmamış, doğru mu efendim? Yapılmadı, onu da bir evet. Kendi ülkemizde. Çevre düzenlemesinin de yapılmasını istiyoruz. Evet, istiyoruz. Evet. Ayrıca birkaç tane sokak, bu Büyükköy Sokak ve Zöhredamı Sokak'ta da iş mesleği sıkıntısı var. Ayrıca yol sıkıntıları var. Yani müracaat ettirdim efendim, içme suyuyla ilgili. Gerekli yasal müracaatların hepsini yaptık. Gelip yani baktılar, inceledim. Kaç hane var Zöhredamı'nda ve Büyükköy'de dediniz? 26 tane Zöhredamı Sokak'ta var. İşte 20-25 tane de. Evet, diğer yani orası da hemen hemen bir köy gibi sayın izleyiciler. Bunu da belirtelim. İçme suyu eşittir hayattır diyor. Su olmasa yaşayamayız. Her canlının suya ihtiyacı var. Yol medeniyet diyor. Yol sorunları toprak mı efendim mahallenin? Evet, ana toprak. Ulaşım yolu. Evet. Mahallenin ana ulaşım yolları artık bu çağda toprak kalmamalı sayın izleyiciler. Biz mutlaka bu hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Yani mahalleler sadece kağıt üstünde mahalle olmamalı. Değil mi muhtarım? Evet. Muhtarımız da genç ve dinamik, artı bekar. Doğru mu efendim? İnşallah düğünde bizi de davet edecek. Değil mi? Genç ve dinamik bir muhtarımız. İşte ben genç muhtarlarımızla röportaj yaptığımda daha çok mutlu oluyorum. Yani bu mahalle sakinlerine de çok teşekkür ediyorum. İşte çok genç bir dinamik arkadaşı ne yapmış? Muhtar seçmiş. Mahalleye dönüşen köyün eksik hizmetlerinin tamamlanması için ne yapıyor?
Müracaatlarda bulunuyor. Evet, belediye başkanlıklarına gidiyor ve işini de takip ediyor. İşte bugün de belediye başkanlığına gitmişti. İlçe belediyesindeydi. Evet, doğru mu efendim? İnşallah bu eksik hizmetler de bizim sayemizde tamamlanır diyoruz. İnşallah. Ekleyeceğimiz başka konu var mı muhtarım? Hizmetlerin hizmet önceliğine göre öncelikle yapılmasını istiyorum. Yani nüfusa göre. Nüfus, burada nüfus var sayın izleyiciler. Nüfusu fazla olan yerleşim yerlerinin hizmetlerin öncelik tanınmasını istiyoruz. Bir de işte söylediğim gibi burası Malatya'nın da aynası. Sivas'tan gelen görüyor, Kahramanmaraş'tan gelen görüyor. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Malatya'ya kim geliyorsa Kayseri yol üzerinde, Kayseri'den gelen vatandaşlarımız örnek bir mahalle yapılmasını yetkililerden araştırmacı gazeteci olarak rica ediyorum. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Hayatınıza sağlık geldiğiniz için ve bu röportajı bizimle yaptığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam.